Sevgili gençler, değerli veliler, hepinize merhaba. Biliyorsunuz, uzun süreden beri dünyadaki insanlığı meşgul eden koronavirüs nedeniyle aşağı yukarı tüm Türkiye'de bütün etkinlikler durduruldu. Biz de eğitim müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi'ndeki derslerimizi dondurmak zorunda kaldık. Ama sizler evde otururken biz boş durmadık. Eğitimle ilgili çalışmalarımızı bundan böyle YouTube kanalım üzerinden evde otururken izleme fırsatı bulacaksınız. Yani eğitime aslında farklı bir şekilde devam etmiş olacağız. Siz sevdiklerinizle beraber sağlığınızı evde korurken biz hizmeti ayağınıza getireceğiz. Ne olursunuz evde kalın, birbirinize sahip çıkın. Siz sağlıklı kaldıkça biz de size hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Koşullar ne olursa olsun Maltepe'de daima sevgi kazanacak. Merhaba arkadaşlar, bugün boşaltım sisteminde sizinle birlikte dersimizi tamamlayacağız. Şimdi boşaltım sistemi dediğimiz zaman canlıların metabolizması sonucu oluşan zararlı atık maddelerin vücut dışına atılmasına biz boşaltım, bu olayı gerçekleştiren sisteme de boşaltım sistemi diyoruz. Şimdi boşaltım sisteminde bizim önemli olan maddelerimiz var, yani boşaltım atıklarımız var. Burada 3 tane boşaltım atığımız var. Amonyak, üre ve ürik asittir diyoruz. Bunları canlıların sınıflandırmasında da söylemiştik. Bu kısımda da üzerinde duracağımız önemli nokta olacak. Şimdi burada bize gelebilecek soru çeşidi 3 yerden olabilir. Birincisi, zehir miktarlarına göre karşılaştırması veya zehir miktarına göre hangisindeki oran daha fazladır diye. Biz en fazla zehirli olan maddenin amonyak olduğunu biliyoruz. En az zehirli olan maddenin de ürik asit olduğunu biliyoruz. Burada üre birazcık daha orta derecededir zehir açısından diyeceğiz. Şimdi atımında kullanılan su miktarına baktığımız zaman mantık olarak düşünürsek diyoruz ki en zehirli olan madde amonyak olduğuna göre ben en zehirli olan maddeyi çok fazla suyla atayım ki zehrini seyrelteyim, birazcık daha etkisiz hale getireyim. En zehirli olanım amonyaksa demek ki ben en fazla suyu atmak için nerede kullanacağım? Amonyakta. En az zehirli olan maddem ürik asitse ben hangisinde kullanacağım suyu en az? Ürik asitte kullanacağım diyorum. O yüzden de zaten suda yaşayan canlılarda biz boşaltım atığının amonyak olduğunu biliyoruz su miktarı bakımından. Oluşumunda harcanan ATP miktarı olarak bize eğer soru gelirse burada da şöyle düşünüyorum. Ben ilk önce amonyağı üreye çeviririm. Üreyi de ürik asite çeviririm. Bu her çevrimi yaptığımda bir enerji harcadığım için oluşumu sırasında harcanan en fazla enerji hangisinde olacak? Ürik asitte olacak. Çünkü en son aşamada ben artık ürik asiti oluşturduğum için. O yüzden ürik asitteki enerji harcanımı en fazladır. İlk zaten amonyak olduğu için en az enerji de amonyakta ihtiyacım olacaktır diyorum bu kısımda. Önemli bir kısımdır çünkü 3 farklı şekilde size bunları sorabilirler diyoruz. Bir sonraki slaytımızda. İnsanda üriner sistem yani boşaltım sistemi dediğimiz zaman 4 kısımda inceleriz biz boşaltım sistemini. 1. Böbreklerdir. 2. Üreter dediğimiz kısım. 3. Mesane dediğimiz kısım. 4. de üretra dediğimiz kısım olacaktır. Böbrekler bir çift organ olarak bulunacaktır diyoruz. Böbrekler kanı süzerek idrarın oluşmasını sağlayan yapıdır diyeceğiz. Oluşan idrarın idrar kesesine taşınmasını sağlayan kanala üreter diyeceğiz. Oluşan idrarın geçici olarak depo edildiği yer mesane ya da idrar kesesi de diyebiliriz. Artık biz idrarı vücut dışına gönderdiğimiz kısma da üretra ismini veriyoruz. Yani 4 kısımda inceliyoruz. Böbrek, üreter, mesane ve üretradır diyoruz bu kısımda. Daha sonra böbreğin görevlerinden bahsedecek olursak, zaten temeldeki görevim benim idrar oluşumudur diyorum. Bunun dışında zehirli maddeleri veya atık maddeleri vücut dışarısına göndereceğini söylüyoruz. Böbrek ozmotik basıncın dengelenmesinde önemli bir organdır diyeceğiz. Veya kandaki fazla olan ürenin vücut dışarısına gönderilmesinde önemlidir diyeceğiz. Vücudun su ve mineral dengesini korur. Zaten boşaltım yaptığımızda biraz sonra bu maddelere değineceğiz. Uzun süreli açlık durumunda amino asit ve gliserolden glikoz sentezi yapabilir böbreklerimiz. Son olarak da
Önemli noktalardan bir tanesi, karaciğerde de daha önce bu hormona değinmiştik. Böbreklerden eritropoietin denen bir hormon salgılanır. Bu hormon eğer kırmızı kemik iliği yeterli görevini yapamazsa kırmızı kemik iliğini uyararak al yuvar üretimini sağlayacaktır diyoruz. Eritropoietini karaciğerde daha önce söylemiştik. Çünkü karaciğerde bu hormonun %10'u salgılanırken böbreklerde bu hormonun %90'ı salgılanacaktır. Yani biz böbreklerde de aslında hormon salgılandığını lütfen burada unutmayalım. Eğer böyle bir öncül, böyle bir madde gelirse. Şimdi gelelim böbreklerin yapısına. Şimdi biz böbreğimizi 3 kısımda inceleyeceğiz. Dışarıdan içeriye doğru. En dış kısmında kabuk ya da diğer ismiyle korteks. Hemen iç kısımda şu gördüğünüz yapılar medulla ya da öz. En iç kısımda da havuzcuk ya da pelvis dediğimiz kısım var. Dışarıdan içeriye doğru. En dıştaki kabuk kısmı böbreğin en dış kısmıdır diyoruz. Kabuk dediğimiz kısım. Şurada da gözüküyor şeklimizde. İç kısmında öz bölgesi var. Yani medulla dediğimiz kısım var. Bu kabuk ve havuzcuk arasında kalan kısımdır diyoruz. Şu kısımdır. Öz bölgesi dediğimiz kısım. Bu öz bölgesinde idrarın havuzcuğa taşınmasını yani merkez kısma taşınmasını sağlayan kanallar bulunuyor. Bu kanallara da ben Malpighi piramitleri ismini veriyorum. Buralarda kanallar var. Bu idrar oluşan idrarın havuzcuğa boşaltılmasını sağlayan. En iç kısımda havuzcuğum var. Bu havuzcuk böbreğin çukur tarafında kalan boşluktur diyoruz. Kabuk bölgesinden oluşmaya başlayan ve gelen idrarın biriktiği kısımdır diyeceğiz. Daha sonra da bu havuzcukta bizim süzerek oluşturduğumuz idrarımız üreterle mesaneye yani idrar kesesine taşınacaktır diyoruz. Şimdi gelelim nefron yapısına. Nefronlar böbreklerin görev ve yapı birimleridir diyoruz. Görev ve yapı birimleridir. Yani boşaltımda biz aslında nefronlar üzerinden ilerleyeceğiz ve en çok sorunun geleceği kısımda gene bu kısımlar olacaktır. Bir nefronu oluşturan temel kısımlar. Başlangıçta Malpighi ve boşaltım kanalcığı olarak ikiye ayırıyoruz temelde. Şimdi baktığımızda diyoruz ki iki atar damar arasında glomerulus kılcalları bulunur. İki atar damar arasında. Buna getirici atar damar, götüren kısmına da biz götürücü atar damar diyoruz. İki atar damar arasında bir yumak meydana geliyor. Bu yumağı kaplayan dış kısımda bir Bowman kapsülü vardır. Şurada gördüğünüz yapı bizim Bowman kapsülümüz. Yani glomerulus kılcalımızı temelde saran, dışarıdan kuşatan yapı olacaktır diyoruz. Bu glomerulus kılcalları ve Bowman kapsülünün oluşturduğu birlikteliğe ben Malpighi cisimciği diyorum. Yani nefronun temel kısmıdır. Malpighi cisimciğinin bir tanesi şu kısım. Glomerulus kılcalı ve onu kaplayan Bowman kapsülünün oluşturduğu birlikteliğe Malpighi cisimciği diyeceğiz. Daha sonra bu Bowman kapsülünden bağlı olan ilerleyen proksimal tüp, henle kulbu, distal tüp ve idrar toplama kanalımız vardır. Bu idrar toplama kanalını şu şekilde de çizimine devam edebiliriz. Burada gördüğümüz yapıların toplamına da ben boşaltım kanalcığı ismini veriyorum. Bu gördüğüm şekil benim bir nefronumdur. Bir önceki şekilde bakarsak şurada biz Malpighi piramitleri vardır demiştik. Kanallar vardı idrarı taşıyan. İşte biz bu kanallara bu nefronlar diyoruz. Şuradaki idrar toplama kanallarıdır. Düşündüğümüz zaman böbrek içerisinde. Bu benim bir nefronumun genel yapısı. Bu boşaltım kanalcığımın üzerinde kılcal damarlarla sarılıdır ve bu kılcal damarlarla madde alışverişini gerçekleştirecektir diyoruz. Biraz sonra daha detaylı olarak bunu zaten size vereceğiz. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi glomerulus kılcalımızdır. Neden? Çünkü soru gelebilir. Neden soru gelebilir ve önemlidir? Çünkü kan damarlarıyla kılcal damarlar yani normal kan kılcallarıyla glomerulus kılcalları birbirlerinden farklı. Nasıl farklı? Şimdi birincisinde diyoruz ki biz normal vücut kılcallarında biz bir atar damarla bir toplar damar arasında olduğunu biliyoruz kılcal damarların. Bir atar damar ucu vardı, bir toplar damar ucu vardı. Şu arada bizim neyimiz vardı? Kılcal damarlarımız vardı.
Ama glomerulus kılcallarında iki tane atar damar var. Bu önemli. Burada iki atar damar arasındadır diyoruz. Ama burada bir atar, bir toplar damar arasındadır diyoruz. Bu iki tane atar damar arasında olduğuna göre bunun basıncı, kan basıncı daha fazladır diyeceğiz. O yüzden kan basıncı vücut kılcallarındaki kan basıncına göre daha fazladır. Yaklaşık olarak iki kattır yorumunu yapıyoruz. Üçüncü öncülümüze geldiğimiz zaman. Normal vücut kılcallarında kan basıncı atar damar tarafında daha fazlayken toplar damar tarafında daha azdı. Çünkü atar damara ben daha yüksek basınçla gönderiyordum. Ama glomerulus kılcallarında ben sadece atar damardan bahsettiğim için burada kan basıncım benim ne olacak? Her yerde sabit olacaktır diyoruz. Bir sonraki maddemde ben zaten kan basıncının vücut kılcallarına göre çok yüksek olduğunu söylemiştim. Yani ona göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu söylemiştim. Bunun zaten üzerinden düşünürsek eğer epitel dokudan oluşan endotel tabakası glomerulus'taki yüksek basınçtan dolayı çift katlıyken vücut kılcallarında tek katlıdır yorumunu gene mantık üzerinden düşünerek tek bir maddeden yola çıkarak çok rahat cevaplayabilirsiniz. Ben burada basınç fazla olduğuna göre o zaman buradaki madde geçirgenliğimde daha fazla olur der miyim? Diyebilirim. Çünkü yüksek basınç olduğu için daha fazla maddenin geçişine izin vereceğim. Burada daha azdır diyoruz glomerulus'a göre. Son olarak ben diyorum ki yüksek kan basıncının etkisiyle sadece madde çıkışı olur. Madde geçişi tek yönlüdür. Ne demekti bu da? Benim glomerulus kılcallarım vardı getirici ve götürücü atar damarda. Şurada bir Bowman kapsülüm vardı şuradan devam eden. Sadece şu glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru madde geçişi gerçekleşecektir. Yani yüksek basınç geldiği için atar damarlardan ben maddeleri sadece tek yönlü Bowman kapsülüne gönderimini sağlayacağım. Ama kılcal kan damarlarında, kan kılcallarında nasıldı? Madde alışverişi çift yönlüydü. Madde veriyordum da tekrar geriye madde alabiliyordum da. Ama vücut glomerulus kılcallarında lütfen dikkat edin madde tek yönlü geçer. Glomerulus kılcallarından süzülen kandaki maddeler tekrar Bowman kapsülüne geri gelmeyecektir diyoruz. Bu kısım önemliydi. Şimdi gelelim böbreklerde kanın süzülmesi durumu ve idrarın oluşması durumuna. Şimdi burası en çok karıştırdığınız ve aklınızda tutmakta zorlandığınız kısmı oluyor. Aslında çok basit. Belli başlı maddeleri, belli başlı yapıları aklınızda tuttuğunuz sürece her soruyu çok rahat cevaplayabilirsiniz bu kısımda. Şimdi birinciyle başlayalım. Böbreklerde kanın süzülmesi ve idrar oluşumu 3 evrede meydana geliyor. Bunlardan birincisi süzülme dediğimiz kısım. Biraz önce aslında ben size süzülmeyi çok hafif bahsettim. Ne dedim? Glomerulus kılcallarım Bowman kapsülüne, şurada gösterelim, şu benim glomerulus kılcallarımdı. İki atar damar arasındaydı, getirici ve götürücü. Bunun dışında şöyle bir Bowman kapsülüm vardı ve burada daha sonra devam ediyordu şurada gördüğümüz şekilde. Şimdi süzülme diye bahsederken, şurayı çizmeyelim. Şimdi süzülme diye bahsettiğimiz şey bizim glomerulus kılcallarımızdan kan basıncının etkisiyle maddelerin Bowman kapsülüne geçmesi olayıdır. Süzülme dediğimiz olay. Burada kanımız süzülüyor ve maddeler Bowman kapsülüne geçiyorlar. Tek yönlü geçişti, bunu unutmuyoruz. Tekrar geri gelmiyor Bowman kapsülünden. Burada geçerken hangi maddeler geçebilirler? Su geçebilir, sodyum, klor, bikarbonat iyonları geçebilir, hidrojen geçebilir, besinler geçebilir, glikoz gibi, amino asit gibi, ilaçlar olabilir, üre olabilir. Çeşitli maddelerin geçişini sağlıyorum. Neler geçemez? Kan proteinlerim geçemez, plazma proteinlerim geçemez. Bunlara da dikkat edin lütfen. Daha sonra ben burada yüksek basınçla kanı süzerek maddelerin Bowman kapsülüne geçmesini sağladım. Yüksek basınçla bunu sağladığım için ben burada herhangi bir enerji harcamıyorum. Yani ATP enerjisi kullanmıyorum süzülme dediğimiz olayda. Çünkü zaten ben basınçla maddeleri gönderiyorum. Şimdi süzülmeyi hallettik. Benim maddelerim süzüldüler. Şurası şu gördüğünüz yapı, şurada çizdiğimiz kısım oluyor. Benim maddelerim süzüldüler. 2. Geri eminim. Ben maddeyi süzdüm, kanala gönderdim ama benim bunlara hiç ihtiyacım yok mu? Yani hepsini atmak zorunda mıyım bu maddelerin? Tabii ki değilim. Vücut ne yapıyor? İhtiyacı olan maddelerin geri emilimini sağlamak zorunda. İhtiyacı varsa geri alacak, hiç ihtiyacı yoksa ancak o zaman atacak ya da bir kısmını atacak vücuttan diyoruz. Geri emilim dediğimiz kısım.
proksimal tüp dediğimiz ilk kısımdan başlayacak. Ne diyoruz burada? İşte bikarbonat iyonları geri emilir. Sodyumun bir kısmı geri emilir. Klorun, suyun, potasyumun bir kısmı geri emilecektir diyor. Çünkü vücudun bunlara ihtiyacı var. Besinler geri emilir diyoruz. İşte buradaki en önemli ve dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi budur. Biz diyoruz ki besinlerin tamamı proksimal tüpte geri emilmek zorundadır diyoruz. Besinlerin tamamı. Örneğin şeker yani glikoz. Ben proksimal tüpte glikozun tamamını ememezsem idrarla glikoz atacağım demek. Bu da idrarda glikoz atımı normal bir şey olmadığı için biz ne yapıyoruz? Şeker hastalığından bahsediyoruz. Burada lütfen ve lütfen dikkat edin. Besinlerin tamamı proksimal tüpte geri emilir. Ben besinleri vücuttan idrarla atmayacağım. Önemli noktalardan bir tanesi buydu. Sonra devam ediyorum. Benim şurada gördüğüm yapımın adı henle kulbudur. Henle kulbu. Bu henle kulbunun inen kolu vardır, bir de çıkan kolu vardır. İnen kolunda ben suyu geri emeceğim ama çıkan kolunda suyu geri emmiyorum. Sodyum ve kloru yani tuzun geri emilimini sağlıyorum. Burası da diğer önemli bir noktadır. Henle kulbu için söyleyecek olursak suyun geri emilimi sadece inen kolda olacaktır. Tuzun geri emilimi de sadece çıkan kolda olacaktır diyoruz. Burayı lütfen karıştırmayın. Suyun geri emilimi hem inen hem çıkan kolda olmaz. Sadece inen kolda olurken tuzun yani sodyum ve klorun emilimi de sadece çıkan kolda olacaktır diyoruz. Ben maddelerin burada da emilimini sağladım. İhtiyacım vardı geri aldım. Devam ediyorum. Şu kısımda distal tüpümüz var. Distal tüpümüzde de ben gene ihtiyacım olan maddelerin emilimine devam ediyorum. Neydi bu işte? Sodyum olabilirdi, klor olabilirdi, su olabilirdi, bikarbonat olabilirdi. Çeşitli maddelerin emilimini sağladım. Burada dikkat etmeniz gereken şey de şu. Distal tüpte ürenin geri emilimi olmaz. Çünkü sorularda karşınıza gelecek. Distal tüpte üreyi ben geri emmiyorum. Buna lütfen ve lütfen dikkat edin. Daha sonra ben distal tüp için şunları da söyleyebilirim. Diyelim ki benim vücudumda yeterli su yok. Ben çok su kaybettim. Ne olacak? Benim vücudum su çekmek isteyecek. Yani elindeki suyu atmak istemeyecek. Bunu sağlayan hormonumuz, dengeyi sağlayan hormonumuz neydi? ADH hormonuydu. ADH hormonu böbreklerde suyun geri emilimini sağlardı. Eğer bende su yeterli miktarda değilse ADH hormonuyla birlikte benim böbreklerim uyarılacak ve çok daha fazla suyun geri emilimini sağlayacağız biz burada. Veya aldosteron hormonum vardı. Ne yapıyordu? Mineral dengesini sağlıyordu. Sodyum ve kloru geri emerken potasyumun atılımını gerçekleştiriyordu. İşte burada benim minerallerin dengemde bir bozulma varsa gene vazopresin dediğimiz hormon bizim burada sodyum ve klorun geri emilimini sağlarken potasyumun emilimini gerçekleştirecektir diyoruz. Son olarak ben istediğim maddeleri emdim geldim en son idrar kanalına. İdrar kanalında biz hala sodyum ve klorun veya suyun geri emilimini sağlıyoruz. İşte ürenin geri emiliminin sağlandığı yer idrar toplama kanalıdır diyoruz. Lütfen burada dikkat edin. Distal tüpte ben üreyi geri emmiyorum. Üreyi emdiğim yer idrar toplama kanalım olacaktır diyorum. Son olarak burada gördüğümüz şekilde şu üst kısım kabuk kısmını verirken böbreğin yani şu kısmını verirken alt kısım öz bölgesini verecektir. Yani şu iç kısmımıza verecektir diyoruz. Dışarıdan içeriye doğru biz idrarın oluşumunu sağlıyoruz. Lütfen dikkat edin. Besinlerin tamamı proksimal tüpte emilecektir. Henle kulbunun inen kolunda su, çıkan kolunda tuz emilecektir. Distal tüpte üre geri emilmez. Üre idrar toplama kanalında emilecektir diyoruz. Bu kısımlar önemliydi. Lütfen bu kısımlara dikkat edin. Biz emilimde enerji harcarız. Niye? Çünkü ben besinleri burada hem aktif taşımayla hem ozmozla suyu hem de difüzyonla maddelerin geçişini sağlayabiliyorum. Bu yüzden de enerji gerekir ve enerji harcarım diyorum bu kısımda. Son olarak salgılamaya gelelim. Salgılama yani aktif boşaltım dediğimiz olay da şu oluyor. Ben evet burada maddelerin kan basıncıyla geçişini sağladım, ihtiyacım olanların emilimini sağladım. Tamam güzel ama benim her maddem
kılcallardan, glomerulus kılcalından boğmana geçmeyebiliyordu. Geçmediği durumlarda da ben şuradaki kanalların üzerinde kılcal kan damarları olduğunu söylemiştim. Bir önceki şekillerde dikkat ederseniz. Bu kılcal kan damarlarıyla ben şurada mesela atar damarım var. Şurada glomerulus şöyle giderse kılcal kan damarlarımla birlikte ben Bowman kapsülüne geçemeyen maddelerin bu sisteme verilmesini sağlıyorum. Bowman kapsülünden geçemedim ama ben bu maddeyi atmak istiyorum. Örneğin ilaçtı. Örneğin zehirli bir maddeydi. Örneğin boya maddesiydi, hidrojendi. Geçemedi ama ben bunu vücuttan uzaklaştırmak istiyorum. Ne yapacağım? Ben bunları kılcal kan damarlarıyla tekrar sisteme, distal tüpten, proksimal tüpten veya idrar toplama kanalından bunları sisteme dahil ederek bunların da atılımını gerçekleştirebiliyorum. Buna da salgılama işlemi diyoruz. Burada çok kısa bir şekilde anlattığım şeylerin yazılı olarak ifadesi var. Demiştik, süzülmede yüksek kan basıncı etkisiyle kan hücresi, plazma proteinleri ve kan proteinleri dışında kan içeriğinin glomerulustan Bowman kapsülüne geçmesine süzülme denir. Süzülme pasif taşıma ile yapılır, ATP harcanmaz. Süzülen maddelerimizi anlattık. Geri emilim, ihtiyaç duyulan maddelerin tekrar geri alınması işlemidir. Geri alınmada ozmoz, difüzyon ve aktif taşıma olacağı için biz enerjiden harcandığından bahsediyoruz. Proksimal tüp, henle kulbu, distal tüp ve idrar toplama kanallarından ben geri emilimini hala sağlıyorum. Emilim salgılama kısmında. Ben glomerulustan Bowman kapsülüne geçemeyen bazı iyonların, ilaçların, bazı asit, bazı zehirli maddeler, amonyak bikarbonat, hidrojen gibi çeşitli maddeler aktif taşımayla kılcal kan damarlarından proksimal ve distal tüplere vererek biraz önce gördüğümüz proksimal ve distal tüplere vererek ben tekrar idrar oluşumuna bunları sağlıyorum diyeceğim bu kısımda. Şimdi sağlıklı bir insanda glikoz ve amino asitlerin yani besinlerin %100'ünü vücut geri emer, unutmayın. Çünkü idrarda şekere rastlanması, glikoza rastlanması normal bir durum değildi. Suyun %99'unu geri emerim. Sodyumun 99,5'ini, ürenin %50'sini geri emerek tekrar kana veririm. Bunların %50'sini vücut geri emiyor, %50'sini atıyor. Kreatin denen bir madde vardır. Bu kreatin denen maddenin %100'ünü ben vücut dışarısına gönderiyorum. Yani %100'ünü atıyorum diyorum. Peki ben bu anlattığım kısımlarda idrarı oluşturdum. Ama bu idrarın içerisinde neler var? Bir kere üre var. Memelilerdeki boşaltım atığımız, yani bizdeki boşaltım, temel boşaltım atığımız üredir. Tabii ki bunun yanında çok az miktarda ürik asit ve çok az miktarda amonyak olarak da atıyoruz. Kreatinin dediğimiz maddenin zaten %100'ünü attığımızı söylemiştik. Depo edilmeyen B ve C, günlük aldığımız B ve C vitaminlerinin fazlası da idrarla dışarı atılır. Zaten büyük bir bileşeni su, bunun yanında kalsiyum, fazla sodyum, potasyum, klor gibi vücuduma fazla gelen maddeleri de ben idrarın içeriğinde rahatlıkla rastlayabiliyorum bu kısımda. Gelelim boşaltım sistemimizin rahatsızlıklarına. Şimdi boşaltım sistemi rahatsızlıklarından bahsederken birincisi böbrek taşıdır diyoruz. Eğer benim kanımda kalsiyum miktarı fazlaysa bu kalsiyum miktarı benim böbreklerimde fosforla birleşerek böbrek taşlarını oluşturuyor diyoruz. Üremi dediğimiz zaman ürenin atılamayıp kanda birikmesiyle oluşan anormalliktir diyoruz. Nefrit, böbreklerin öz bölgesi ve havuzcuğunda görülen iltihaplanmalara nefrit ismini veriyoruz. Sistit dediğimiz şey de idrar kesesi ve idrar yollarında görülen iltihaplanmalardır diyoruz. Bunlar da boşaltım sisteminde karşımıza gelebilecek rahatsızlıklar. Bununla ilgili çok kısa iki sorumuz var. En çok karıştırdığımız noktalardan gelen iki soru. Şimdi bakalım, diyoruz ki uzun süre susuz kalan bireyde olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir insan eğer uzun süre susuz kalırsa, su miktarı azalıyorsa ne artar? Ozmotik basınç artar. Kanın ozmotik basıncının artmasıyla birlikte ben bu ozmotik basıncın artmasını sinyal yaratmak zorundayım. Ne yapacağım? Hipotalamusu uyaracak. Suyumuz düştü, bizim daha fazla su emmemiz gerekiyor diye. O zaman birincide ozmotik basıncım artarken
İkinci de ben ozmotik basıncımın artmasıyla hipotalamusumu uyardım. Uyarılan hipotalamus ne yapacak? Hemen hipofizi uyaracak ki bu suyumun geri emilmesini sağlayan ADH hormonumu salgılasın. Bu ADH da böbreklerin üzerinde etkiliydi. Ne yapıyordu? Suyu geri emiyordu. Daha fazla su geri emiyordu. O zaman benim bu sorudaki cevabım 1, 4, 2, 3 olacaktır diyorum. Bir sonraki sorumuzda. Proteinlerin metabolik olaylarda kullanılmasıyla amonyak, üre, ürik asit gibi farklı boşaltım atıkları oluşur. Buna göre bu boşaltım atıklarının özelliklerinden hangileri farklılık gösterir diyor. Şimdi bakalım 3 boşaltım atığımız vardı. Üre, ürik asit ve amonyaktı. Şimdi baktığım zaman atılması için gerekli su miktarı. Evet, birbirinden farklıydı. Niye? Çünkü ben en zehirli olanı en fazla suyla, en az zehirli olanı en az suyla atardım. O zaman su miktarı benim için farklılık yaratan bir durumdu. Zehirlilik derecesi. Ben zaten en başta size zehirlilik derecesine göre bunu sıralamıştım. En zehirli olan amonyaktı, en az zehirli olan da ürik asitti diyoruz. O zaman zehirlilik derecesi de gene farklılık gösteren olaylardan biri. Dönüşümü için gerekli enerji. Biz demiştik ki amonyak, üre ve ürik asit şeklinde biz dönüşümünü sağlıyoruz. O zaman ben her bir dönüşüm sağladığımda enerji harcadığıma göre her bir maddenin oluşumu için gerekli enerji, harcanan enerji birbirinden farklı olacaktır. O zaman bu maddede farklılık göstereceğine göre bizim şıkkımız, doğru cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz. Boşaltım sistemi konumuz bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen sorularınızı çözmeye devam edin.